Evet arkadaşlar, konu tekrarı videolarımızın ilki olan sözcükte anlam videosuyla sizlerleyiz. Hemen uyarımızı yapalım. Bu konu tekrar videosudur. Konunun tamamını içermez gençlik. Sadece püf noktaları ve detayları sizlere vermeye çalışacağım. Yansıma sözcükler demişiz. Yansıma sözcükler doğadaki seslerin taklidiyle ortaya çıkan sözcüklerdi. Yani ses olmak zorunda, taklit olmak zorunda. Güm, pat, çat, tık gibi veyahut da şırıl şırıl gibi. Veyahut da hav, miyav vesaire gibi. Bakalım hemen örneklere, ÖSYM ters köşe yapabilir mi bizi diye. Kuşlar neşe içinde ötüşüyorlardı. Şimdi burada baktığımızda ötüşmek sözcüğü bize yansıma bir sözcükmüş gibi geliyor. Çünkü bir ses durumu var ortada. Ancak bir taklit var mı? Yok. Çünkü kuşlar ötüş ötüş diye ötmez. Eğer ben cik cik demiş olsaydım o zaman yansıma sözcük olmuş olacaktı. O zaman bunlar yansıma değil. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hizmetçi camları pırıl pırıl yaptı. Şimdi ÖSYM'nin kullandığı bir manipülasyon tekniği vardı. Mesela ben size burada şırıl şırıl verdim değil mi? Bu ikileme sizin aklınıza kazınmış oldu. Ondan sonra ne oldu? Burada pırıl pırılı verdim. Sanki bununla beyniniz otomatikleştirdi, bir bağlantı kurdu ve bu da yansımaymış gibi geldi. Halbuki pırıl pırıl sözcüğünde ne ses var ne de taklit var. O yüzden çok dikkatli çözmemiz gerekiyor. Türkçe sorularını, özellikle sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam sorularını, yani anlam sorularını çok dikkatli okuyup çok dikkatli çözmeniz gerekiyor gençlik. İkilemelere bakalım. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi birbirinden farklıdır gibi bir soru geliyor gençlik. Bu da sizi ne arayacağınızı bilmemeye yönlendiriyor. Ne arayacağız bir bakalım. Yavaş yavaş, ağır ağır. Bakalım bunlar kelime tekrarıyla kurulanlar. Değil mi? Ağır ağır, yavaş yavaş. Eş dost, yalan yanlış. Bunlar yakın anlamlı sözcüklerle birbirine kurulanlar. Aşağı yukarı, ileri geri, bunlar zıt anlamlıyla kurulanlar. Şırıl şırıl tamam yine kelime tekrarıyla kurulmuş ama şırıl şırıl neydi? Bir yansımaydı. Yansıma sözcükle kurulanlar. Para, mara diyoruz. Dikkat edin, para anlamlı, mara anlamsız. Çoluk anlamsız, çocuk anlamlı. Yani biri anlamlı, biri anlamsız diyebiliyoruz. Abuk subuk, abuk subuk. İkisi de anlamsız değil mi? Ivır zıvır. İkisi de anlamsız değil mi? İşte ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklıdır dediği zaman biz kuruluş yönlerine bakacağız ikilemeleri. Aa, burada günün kelimeleri köşesi var. Günün kelimeleri köşesinde garaz sözcüğümüz var. Garez diyoruz biz normalde toplumda ama garaz diye yazıyoruz. Gençler söylediğimiz gibi yazmıyoruz. ÖSYM söylediğimiz gibi yazdığımız kelimeleri seçip bize sormaz. Zaten onları biliyorsun. Mesela aparatif diyoruz ama biz aperitif şeklinde yazıyoruz. Bunlar doğru yazılışları. Mefta özellikle, mesela mefta çok kullanılır, ölü, ama mevta diye yazarız biz bunu. İllüzyon. Bak söylerken illüzyon diyorsun. Tutup da illüzyon demeyeceksin. Ama yazarken kesinlikle illüzyon diye yazmış olman lazım. Bir diğer sözcükte anlamın alt başlığı mecazi mürsel. Buna adaktarması da deniyor. Düz değişmece de deniyor. Şu diğer adlara biraz dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Şimdi bildiğiniz üzere ben tanımlara biraz takığım. Çünkü Türkçe'de tanımlar size doğru bir bilgi vermez. Çok karışık gelir tanımlar size. Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. Şu anda bu tanımı okuduğun zaman senin aklında bir şey canlandı mı? Tabii ki hayır. Nasıl olduğuna bakman gerekiyor. Bizi özellikler ilgilendirecek. İç ve dış. Burada şöyle bir durum var gençlik. Bir sözcüğün içi söylenip dışı kastedilebilir. Veyahut da dışı söylenip iç kastedilebilir. Aynı şekilde parça bütün, parça söylenip bütün kastedilebilir, bütün söylenip parça kastedilebilir. Ya da yazar söylenip yapıt kastedilebilir. Mesela bakalım, annem sobayı yaktı. Burada annem gerçekten sobayı mı yaktı, sobayı mı tutuşturdu? Hayır, sobanın içindekileri tutuşturdu. Yani o bunları kastetmiş oldu. Batı virüse karşı savaşta yenildi. Batı dediğim orada batılı ülkeler değil mi? Kastettiğim şey. Virüse karşı savaşta yenildik ki hakikaten çok da iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Bahadır arabayı çalıştırdı. Burada arabayı çalıştırdı. Araba bir bütün, camı çalışır mı arabanın veyahut da kaportası çalışır mı? Çalışmaz. Arabayı çalıştırmazsın aslında sen. Arabanın motorunu, yani bir parçasını çalıştırırsın. Faruk eczanesini markete sordu. Sen gidip markete mi sordun yoksa marketteki kişiye mi sordun? Burada kastedilen şey marketin içindeki kişi. Okey? Şimdi dolaylamaya geçelim. Dolaylama ve dolaylı anlatım isimlerinden dolayı böyle Türkçe'de birbirine çok fazla karışan konular. Dolaylama, dolaylı anlatım. Ben size soruyorum dolaylama nedir diyorum. Siz dolaylı anlatımın cevabını veriyorsunuz. Böyle yapmayacaksınız. Dolaylama tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözcükle anlatmış olmak demektir. Tabii ki anlatımı daha etkileyici kılmak için. Okey? Bakalım, balık demiyoruz da biz derya kuzusu diyoruz. Hani pazarlarda bağırıyorlar ya, balıkçı pazarlarında. Kaleci demiyoruz da file bekçisi diyoruz. Yine müthiş ilgi alanınıza giriyor. Kömür demiyoruz, kara elmas diyoruz. Hani kömür, hani tamam söyle işte, kötü bir anlam ifade etmese de kara elmas kadar etkileyici değil. Mesela turizm, buna da bacasız sanayi diyoruz. Dolaylı anlatım dolaylamayla hiçbir alakası yok. Bir kişinin sözünün söylendiği gibi değil de değiştirilerek anlatıldığı cümlelerdir. Mesela Burçak beni sevdiğini söyledi. Burçak seni seviyorum dedi. Burada mı doğrudan anlatım var, yoksa burada mı doğrudan anlatım var? Doğrudan anlatım ne demek? Kişinin sözünü değiştirmeden vermek demek. Değiştirerek verirsen de bu dolaylı anlatım olur. Dolaylama değil. Dikkat edin. Şimdi dolaylamanın karıştığı bir başka konu da güzel adlandırma. Normalde bize anlamca olumsuz, bizde olumsuz hisler uyandıracak olan kelimeleri daha güzel şekilde söylemeye biz güzel adlandırma diyoruz. Burada dikkat et, balık bizde kötü bir anlam ifade etmiyor. Ama ölüm bizde olumsuz bir anlam ifade ediyor. Olumsuz, biz ölüm demiyoruz da son yolculuk diyoruz. Cin demiyoruz da 3 harfli diyoruz. Mesela sağır, işitme engelli, kör, görme engelli dediğimiz gibi. Bunu sakın dolaylamayla karıştırmayın. Dolaylamada kaleci, kömür, bakın bunlar hiç kötü anlam ifade etmiyor. Ama ölüm, cin, sağır, kör, bunların hepsi olumsuz anlamlar ifade edebiliyor. Şimdi bu işin bilgi kısmıydı gençlik. Aslında sözcükte anlamda hep bu anlatılanlar, mecaz anlam, gerçek anlam, yan anlam, zıt anlam vesaire vesaire anlatılanlar işin birazcık hikayesi gibi kalıyor. Aslında bize kelimelerin mecaz anlamlarını bulmuş olmak kalıyor. Mesela bakalım, bunun için atasözlerinden faydalandık. Fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış. Şimdi farenin deliğe sığmayışı bir mecaz, kuyruğuna kabak bağlayışı bir mecaz. Biz bunları gerçekte ne demek istediğini düşünerek yorumlayacağız gençlik. Fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış demiş. Yani farenin elinde bir iş varken, daha uğraşması gereken bir iş varken bir de üstüne ekstradan bir iş eklemiş oldu. Ne oldu? Direkt anlamı ortaya çıkmış oldu. Biz bu sözcüklerin mecazlarıyla uğraşacağız. Bu yüzden sizlere kitap okuyun diyoruz. Bu yüzden okumak çok 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 önemli. Sözcükte anlam, paragrafta anlam, cümlede anlam için. Çanakta balın olsun, arı Yemen'den gelir. Mesela şu ilgiyi kurmuş olmanız lazım. Çanaktaki bal, bal hani güzel, tatlı, olumlu bir his uyandırıyor. Çanaktaki bal, yani senin elinde güzel bir ürün olsun. Arı bu balın alıcısı değil mi? Alıcısı nerede olursa olsun gelir. Yeter ki senin ürünün güzel bir ürün olmuş olsun. Bak, mecazlarını ortaya çıkartıyorum. Mesela çatal kazık yere batmaz. Şimdi çatal kazık mecazını düşünüyor olmam gerekiyor. Yani çatal kazık ne? Yere batma işi ne? Bu bir tık daha zor diğerlerine göre. Şimdi normalde kazık bu şekilde. Direkt yere batıyor ve yeri tutuyor. Ama çatal kazık olduğunu düşün bunun. Bu yere otomatikman tutmayacaktır. Neden? Çünkü sürekli aralıklı. Buradan ne anlamı çıkıyor biliyor musunuz gençlik? Bir işte tek bir söz sahibi olmazsa o iş yürümeyecektir. Tek bir söz sahibini kazıkla, çatal kazıkta birden çok söz sahibi olmayı bağdaştırıyor olabilmeniz lazım. Mesela mükemmel atasözlerimizden bir tanesi. Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. Normalde tavuk nasıl yumurtlar? Yumurtlar kuluçkaya yatar ve çıkar. Bitti değil mi? Ama fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar diyor. Yani fakir adam maalesef her zaman fakir olmaya mahkumdur gibi bir anlamı var. Okey, böyle tek tek mecazlarını, ne demek istediklerini buluyor olmanız lazım gençlik. Kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle kitap okuyup ciddi anlamda kitaptaki paragrafları yorumlayabilmeniz gerekiyor. Bakalım, burada kelimeler var. Paragrafta sık sık çıkan kelimelerden seçmişiz. Mesela biçem ne demek? Üslup demek. Bunlar sıkça karşınıza geliyor. Bu sözcüklerin anlamlarını bilmezseniz paragrafta tıkanıyorsunuz. Yorum yapamıyorsunuz. Mesela ağdalı Türkçe diyoruz biz. Ağdalı Türkçe, ağdalı konuştu. Yani nasıl konuştu? Karmaşık, anlaşılması güç konuştu. Paragrafta anlaşılması güçlük varsa ne olmuş oldu? O zaman Türkçemiz ağdalı olmuş oldu. Mesela muhteva, içerik demek gençlik. İvedi, acele, hızlı bir şekilde halletmek demek. Salt, sadece, yalnız, tek anlamında kullanılır. Devinim, bir hareket anlamında kullanılır. Sav, iddia, test, tabi atasözü anlamı vesaire anlamı da var. Bol 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 soru çözüyorsunuz bu sürede gençlik. Muhakkak sorularınızı bana gönderiyorsunuz. İyi çalışmalar diliyoruz.